Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün motorumu satılığa çıkartıyorum. Şöyle motorumuza geçersek arkadaşlar, bugün motorumu yıkadım. İleriden kornalar çalıyor. Motorumu bugün yıkadım arkadaşlar. İlana koyacağım bugün. Neden satıyorum diye soracak olanlar varsa arkadaşlar, bu biliyorsunuz benim ikinci motorum. Üçüncü motorum olarak Cuba diyorum, Aroro Cappuccino'yu almak istiyorum. Ondan dolayı satıyorum arkadaşlar. Tabii bütçemiz şu an bir araba almaya yetmediği için bu bütçemi motorda kullanmak istiyorum. Cuba bize 500 kilometre arkadaşlık yaptı. 500 kilometre bizi taşıdı. Biliyorsunuz ben bu motoru 480'lerde, 500 kilometrelerde almıştım. Ocağın başında aldım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yaklaşık 4 ayda 500 kilometre yapmışız. Motor tabii garajda yatıyor. Kış ayları olduğundan dolayı, havalar soğuk olduğundan mütevellit motora maalesef binemedik. Tabii ki de yaz geliyor. İnsanlar motor almaya, alışveriş yapmaya odaklanıyor. Onun için ben de motorumu satılığa koyacağım. Dediğim gibi Aroro Cappuccino almayı düşünüyorum. Mondial kullandım. İkinci motorum ise Cuba Bulberry'di. Revval ile Cuba Bulberry arasındaki farkları anlatmam gerekirse arkadaşlar, bu videoyu gerçekten bu motoru merak eden insanlar için söylemek istiyorum. Birkaç tavsiyeler vermek istiyorum. Mondial'i ben 5000 km'de almıştım arkadaşlar. 50cc'ydi ve üstünde banda koyuşu vardı aldığım zaman. Aldığım kişi banda koyuşu takmıştı. Tabii bunda şu an banda koyuşu yok ve 50cc arkadaşlar. Bunun kilometresi de şu an teminden de gördüğünüz üzere 1042 kilometrelerde falan. Mondial'le arkadaşlar düz yolda 70-75'i çok rahat bir şekilde görürken, bayır aşağı inerken 80-80 o ibreyi deviriyordum yani ben bayır aşağı inerken. Ama Cuba Bulberry bu yönde eksi durumda kalıyor. Yani biz belki de motoru iyi açılmadığından dolayı olabilir ama arkadaşlar rodajını da çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bir gün bir çıktım 30-40-50 km yol yaptım. Yokuş yukarı çıktım. Yokuş bayır aşağı indim. Son gaz yaptım. Ama motor 70'e geldiği zaman farklı bir sesler çıkartmaya başlıyor. Zzzz yapıyor böyle. Ama bu ses Mondial'de 80'i geçtikten sonra yapıyordu. Yani ben şu 80'i deviriyordum. 80'i az geçiyordu böyle, 80'i devirdikten sonra motor normal sesinden daha farklı bir ses çıkartmaya başlıyordu 80'i geçtikten sonra Mondial'de. Ama bunda dediğim gibi 65'te böyle bir zorlanıyor, 70'e geliyor. 70'ten sonra gitmiyor motor. Bayır aşağıda olsa, bayır yukarıda olsa, düz yolda olsa motor gitmiyor. Bundan dolayı Mondial'e göre bu konuda biraz beni üzdü. Çünkü arkadaşlar motorlar düşük CC'li motorlar olduğu için biraz böyle hani yavaş gidiyor. Ben bunu yavaş gittiğini tabii ki de bilerek aldım ama Mondial beni o kadar mutlu etmişti ki böyle, hem hız konusunda hem yakıt konusunda beni tatmin ediyordu. Çünkü ben iki kişi bile gittiğim zaman düz yolda 65'li kilometre hızları görüyordum. İki kişi. Ama maalesef bu motor beni hız konusunda biraz üzdü. Gerek malzeme kalitesine gelirsek de arkadaşlar, Mondial'in malzeme kalitesi biraz daha dayanıklı geldi bana. Şahsen soracak olursanız yani. Tabii ki görünüş var. Cuba Bulberry'de görünüş var. Tasarım yenilikçi. Mondial'e göre daha büyük. Buna hak veriyorum. Ama malzeme kalitesi olarak Mondial'in, bakın bu biraz hani, tabii bu da dandik. Revval de dandik ama bunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Böyle biraz daha tokluk, küçük ama biraz daha sağlam yapıya bürünmüş olarak bana Revval geliyor. Zaten sahibinden nokta.com'a girecek olursanız 500 tane 50 Revval varken Mondial 200 tane, 250 tane Cuba Bulberry var. 200 tane, 250 tane, 260 tane Aroro Cappuccino var. Yani insanlar Revval'i hem sağlamlık, hem gidişat, hem performans, hem yakıt olarak bir tık daha ön planda ve bir tık daha fazla tutuluyor Cuba ve Aroro'ya göre. Daha farklı söyleyecek şeylerim arkadaşlar, Seles'i bunun daha rahat. Yani bir tık daha rahat Seles'i var. Yani ben bunun farkına vardım. O biraz daha sertti, bu biraz daha yumuşak. Amortisörler bakımından bu biraz daha konforlu Revval'e göre. Revval'in mesela ben bir çukura girdiğim zaman tak bitiyorduk. Yani tam sonuna yakalıyordum amortisörün. Bu bir tık daha iyi, bir tık. Bagaj hacmine gelirsek de arkadaşlar, Revval'de yarım kask, şuraya kaskımı koydum. Yarım kask sığarken bagajına, buna sığmıyor. Hem daha büyük olmasına rağmen neden bagajının küçük olduğunu hala anlam veremedim ama şuradaki depo biraz büyük olduğu için, şu anahtarı açayım, şöyle göstereyim arkadaşlar. Normalde mesela Revval'de biraz daha derin ve biraz daha şuradaydı. Ama bunda depodan kaynaklı bir durum olabilir arkadaşlar. Bunu da biraz geniş yaptıkları için bagaj hacmi biraz ufalıyor. Gördüğünüz gibi bagaj hacmi de normal ama yarım kask sığmıyor arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Mesela Revval'de mesela bu anahtar kilidi yokken bunda şöyle bir kilit yapmışlar. Belki bu dezavantaj. Yani bence güzel bir yapı. Yani mesela bir şifreli mi deniyor buna bilmiyorum.
Bunu bilen varsa yazsın, böyle biraz şifre koruma amaçlı diye düşünüyorum ben. Normalde Revval'de yoktu ama bunda var mesela. Bu biraz daha artı. Şu aksama gelirsek de arkadaşlar, ilk başta ben bu motorun şurasını tam böyle beğenemiyordum. Böyle bir hoşuma gitmiyordu. Tabii aldıktan sonra biraz daha alıştıktan sonra biraz daha güzel geldi. Revval'in burası biraz daha hoşuma gidiyor benim. Kare bir yapıya büründüğü için. Aurora Capuchino da bile yuvarlak olduğu için benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Görüyorsunuz şurada Narchi, Şahin de gidiyor, böyle orijinalimsi. Büyük ihtimalle orijinaldi ama güzel de hoşuma gitti. Fren bakımından gelirsek de arkadaşlar, tabii frenlere yani çok fazla bir kıyaslama yapamayacağım. Ya gerek bakımlarını yaptığınız zaman, frenlerin balataları arka balata bildiğim kadarıyla baktığınız zaman gayet güzel. Ama hızlı yüksek hızlarda frene bastığınız zaman kayıyor ve kazaya sebep oluyor. Bu arada arkadaşlar, Cuba Bulveri'nin biraz artı özelliklerinden bahsederken de tabii ki de benim en büyük tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de bu far arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LED far var. Şöyle bir çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle uzunları, kısaları. Yani akşam arkadaşlar, gece sürüşlerinde bakın mesela, bakın kameradan yansıyor. Ve bu akşam gerçekten güzel bir görüntü veriyor. Böyle karşıdan baktığınız zaman da sırf bu far için insanlar bunu tercih edebilirler. Revval'de normal halojen far vardı ama dediğim gibi o biraz özellikleri değil de biraz daha çok sağlamlığı ve son hızıyla öne çıkıyor. Bu biraz daha dış görünüşe önem verilmiş. Biraz daha özellikleri var. Gerek anahtar mevzusu olsun, gerek LED farı olsun. Burada uzunları var arkadaşlar. Uzun düğmesi gördüğünüz gibi ama bir selektör düğmesi isterdim ben burada. Revval'de bir selektör düğmesi vardı. Tabii ki de burada, hani yanlış anlaşılmasın, ben burada Revval'i övüyorum, Cuba Bulveri'yi geriyorum ama germek değil aslında bu. Gereken doğruları ve gereken yanlışları açıklamak, söylemek, anlatmak. Yani kullanıcılara sakın ve sakın beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Bir artımız da Revval'de ayaklık yokken bu motorumuzda, şöyle stop edelim. Bu motorumuzda arkadaşlar böyle bir ayaklığımız var. Arkadaki arkçı için bence rahatlık. Arkaya bindiğim zaman arkadaşlarım veya abi motoru sürdüğü zaman ben arkada bunun olmasından memnun oluyorum. Şöyle arkadaşlar, yani genel olarak motorlar aynı. Hani bir fark yok. Çalışması, örnek veriyorum, stop etmesi gibi gibi. Motor gidiyor. GS'ti galiba o. Yani dediğim gibi arkadaşlar, motorumu Aurora Capuchino almak için satıyorum. Niyetim Aurora Capuchino almak. Yaz geliyor. Biliyorsunuz insanlar pandemiden dolayı çok fazla sıkça dışarıya çıkıp mal sahibi olmak istemiyor. Ekonomik anlamda insanlar biraz problemli ama bakacağız bakalım. Ben satılığa koyacağım. İnşallah satılır. Satılmazsa da bineriz artık buna 2-3 bin kilometre beraberce. Ama satılacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. Yani başka tavsiye edeceğiniz motorlar var mı arkadaşlar bana? İşte İsa, şunu alırsan çok daha güzel olur, şu daha iyi dediğiniz motor varsa mutlaka bana bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben 50cc almak istiyorum ve onu 80'den çevirmek istiyorum. Çünkü eylet almak istemiyorum. Eylet'le ulaşmak istemiyorum. Motor kolik bir insan değilim ama beni A'dan Z'ye, trafiğe sokmayacak bir biçimde rahatlıkla götürüp getiren bir motosiklete ihtiyacım var. Bundan çok çok memnunum. Memnunum ama beni hız konusunda biraz tatmin etmedi. Diyeceksiniz İsa, bunu 80'li içi çevir 1000 diyeceksiniz ama Aurora Capuchino'nun gerek jantları, gerek arka selesi, bagajı, elektronik göstergesi, USB'si, çokça artı özellikleri var ve ben de bu markayı, bir Aurora'yı test etmek istiyorum. Ondan sonra onu da satarız. Belki Allah nasip eder araba alırız, bir şey yaparız. Bakalım elimizdeki fırsatı değerlendireceğiz. Elimizde bir şeyler yapacağız. Söylemeyi unuttuğum şeyler olmuş olabilir arkadaşlar. Yakıt tüketimi olarak da arkadaşlar bunun deposunun biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hani Revval'e göre aynı mı bilmiyorum ama bunun karşılaştırmasını, yani ikisindeki depo litresini buraya yazmış olurum. Hani bu biraz daha bana böyle bir tık az yakıyor gibi geldi bana, bilmiyorum. Belki Revval'de daha seri kullandığım için, daha hızlı kullandığım için çok daha fazla yakmış olabilir. Zaten bunun makyajları da var arkadaşlar. Benim makyajsız kasa, normalde şurası daha farklı oluyor makyajların ve şurada, şu soldaki gibi şurada bir şeyler oluyor ama çok büyük bir derecede farklılık yok. Onun için ben de bu denk geldi, bunu aldım. Söylemeyi unuttuğum şeyler olmuş olabilir. Sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka bana yorumlar ve Instagram kısmından sorabilirsin. Sıkça tekrar ettim arkadaşlar diye, kusura bakmayın. Hem oruçluyuz, iftara kaldı yaklaşık 1,5 saat, 2 saat kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere.